İnsanı kamil kavramını nasıl anlamalıyız? İslam düşüncesinde en büyük sorun günümüzde özellikle daha da büyüyerek devam etmekte kavramları doğru anlayıp anlamama sorunudur. Bir kavram karmaşasından bahsedebiliriz. İslam anlayışında yani Allah'ın kitabında, peygamberin davranışlarında insanı kamil diye bir şey söz konusu değildir. Kamil olmak Arap dilinde ismi fail yani sayruret, süreklilik ifade eden bir şeydir. Kemal ve kemale ulaşmak bir anda olan veya olmuş olana değil, hayatı boyunca kazanılmaya çalışılan bir vasıftır. Onun için insan-ı kamili günümüzde pek çok sufi oluşumlar mükemmel insan olarak tanımlarlar ve kendi önderlerini, kanaat önderi dedikleri, bana göre kanaat önderi söz konusu olamaz bir insan için, herkesin kanaati kendinden oluşmalıdır. Kendi önderlerine ya mezhep liderlerine işte masum imam veya mahfuz şeyh şeklinde tabirler kullanarak onları insanı mükemmel olarak görürler. Yani insanı kamili insanı mükemmel olarak görürler. Halbuki mükemmel kelimesi bitmiş olan bir olayı belirtir. Yani mükemmelleşmiş, olgunlaşmış kişi demektir. Peygamberimizin hayatını incelediğimizde, Kur'an-ı Kerim'de peygamberimize yöneltilen eleştirilere bakarsak, peygamberimiz bile insanı mükemmel olarak sunulmamıştır. Kur'an-ı Kerim'de peygamberimiz vahiy devam ettiği sürece eğitilmeye ve terbiye edilmeye devam etmiştir. Ve onun için ona sen üstün güzel bir ahlak üzeresin denilmiştir. Yani sen daima ahlaklı olmaya çalışan, mükemmel bir vasfı sahip olmaya çalışan bir kişisin. Yani insanı kamil peygamber için kullanılır, mükemmel şeklindeki bir kullanım peygamber için bile kullanılmaz. Ne demektir? Vahiy devam ettiği sürece peygamberimiz de Allah tarafından terbiye edilmeye devam etmiştir. Bunu bugün bazı kesimlerde insanı kamili mükemmel şeklinde kullanarak yanlış bir anlam vermektedirler. Çünkü insanı kamil dediğinizde sanki belli bir gruba dahil olmak, ondan el almak, icazet almak, bir mezhebe mensup olmakla iş bitmiş oluyor ve siz kurtulmuş oluyorsunuz, mükemmel olmuş oluyorsunuz. Böyle bir İslam anlayışı söz konusu değil. Kur'an'ın anlattığına bakarsak, akla başvursak aynı şekilde böyle bir şey söz konusu değil. Kur'an-ı Kerim'de her Müslüman, Allah'a inanan herkes Allah'ın velisi ve dostudur. Veli kelimesini evliyaya karşılık getirip Kur'an'da kullanılıyormuş gibi bütün evliya kelimelerini evliya olarak anlamak doğru değildir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de veli denildiği zaman inanan mümindir. Herkes bunda Allah'ın dostu. Hatta ve hatta inanan müminler ve inanan kadınlar birbirlerinin velileridir diye tarif edilir. Bu mantıktan da hareket ettiğimizde hiçbir zaman mümin ve Müslümanlar kendi aralarında bir belli bir seçkin kesip oluşturup onu mükemmel insan kabul edip ondan sonra da onun her dediğini yapmak şeklinde bir hataya düşmeleri doğru değildir. Biliyorsunuz en mükemmel görülen Hazreti Muhammed bile, yani kamil insan olarak tanımlayabileceğimiz Hazreti Muhammed bile hayatının sonuna kadar kendini geliştirmeye devam etmiştir. Hatta bazı İslam bilginleri peygamberimizin en büyük özelliğinin ve mucizesinin ahlaki olgunlaşmayı hayatının sonuna kadar başarabilmesine bağlarlar. Ve bir mucizedir onun ahlakı. Mesela bazı ayetlerde itap edilmiştir, yani eleştirilmiştir biliyorsunuz. Bu eleştirilen ayetlerde peygamberimizin ahlakı kötü olduğu için değildir. Daha iyi yapmadığı için eleştirilmiştir. Onun için hep peygamber hayatında, insanlarla ilişkilerde, Allah'la ilişkisinde ahlaki tutarlılık ve mantıki tutarlılık içerisinde hareket etmiştir. Bundan dolayı da İslam'da belli bir insanı, hele hele peygamberin dışında bir insanı, insanı kamil diye tanımlayıp, onu da mükemmel olarak kabul edip, onu yanlışıyla, doğrusuyla mahfuz bir şeyh gibi kabul edip, onun peşinden her dediğini yaparak gitmek doğru değildir. Bu kavramı doğru anlamak lazım ve bu kavramı düzeltmeliyiz. Kavram yanlış olduğunda biliyorsunuz bunlar mihver noktalardır. Bir gömleği yanlış düğmelediğinizde bütün düğmeler yanlış gider. Bazı bu kurucu kelimeler, kavramlar
maalesef bugün yanlış anlaşılmaktadır. Bunun doğru bir şekilde tanımlanması gerektiği için bu insan-ı kamili örnek vermek istedim.